Merhaba İlknur ben. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. İster çay saatlerinizde, ister öğle öğünlerinde. Ayranla ya da çayla tüketebileceğiniz harika bir pişi tarifim var. Ben malzemelerimi hazırladım. Hadi buyurun başlayalım. Pişimiz için gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı un, yine sıvı miktarına göre ayarlayacağım ben. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım paket kabartma tozu. İçi için ben kahvaltılık beyaz peynirle, tulum peyniri ile kaşar peynirini karıştırdım. Siz tabi istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Kabımızı aldık. Önce 1 su bardağı ılık suyumuzu ilave edelim. Yoğurdumuzu 1 yemek kaşığı. Tuzumuzu 1 tatlı kaşığı. Yarım pakette kabartma tozum var. Bunları önce bir karıştırayım. Karıştırdık, yeterli. Şimdi unumuzu azar azar ilave edeceğiz. 2 su bardağı un aldım. Bir kısmını ayıracağım şöyle. Hamurumuz tamam. Toplamda ben 2,5 su bardağı un kullandım. Siz yine 1,5-2 su bardağından sonra yavaş yavaş ilave edin. Böyle orta sertlikte bir hamur elde edeceğiz. Şöyle. Şimdi artık hiç bekletmeden bezelerimizi yapalım. Şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler yapacağım. Elinizi unlayın bu arada. Toplamda 11 adet bezemiz oldu. Şimdi artık açabiliriz. Şöyle biraz unlayalım. Bir tane beze alacağım. Bunu da merdanemizle unlayalım. Şimdi bunu açabildiğimiz kadar ince açacağız. Şöyle açtık. Unlarını dağıtalım. Şöyle fazla unlu alın. Peynirimizi. Hatta şöyle yapacağım elimle. Daha sonra ucunu kapatalım. Bir çatal yardımıyla şöyle. Bütün bezelerimizi bu şekilde hazırlayacağız. Böreklerimiz hazır. Şimdi ben tepsimin altına biraz un serptim yapışmaması için. Artık kızartabiliriz. Ocağımızın altını yakalım. Orta ateşte 1 su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Yağın kızmasını bekleyeceğim. Pişilerimiz oldu. Harika bir börek. Dışı çok sıcak. Şu an çıtır çıtır oldu. Onu göstereceğim. Şöyle. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.